Unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim ya. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım ya. Tarkan biraz o dönem onun bunun lafıyla mı iş yapıyormuş? %100. İyi de yapıyormuş bu arada. Onu dediler. Bunu dediler. Yani sen bunun bir fact check diye bir şey var abi. Evet. Yani... Ama sonra çabuk toparladı. Arar bulurum izini. Ben nereye geçtim? Güç geldi. Evet. Ha. Benim i̇şte bildiğim... kuzu kuzu geldim. Hani bak hemen kendi bireysel gücüne kavuşmuş. Aldı. Evet. Aslında bize bir şey anlatmak istiyordu yani. Bize şarkılarıyla bir şey anlatmak istiyordu. Kesinlikle. Ozan Çolakoğlu'nu dinlemekten sıkılmış olabilir kendisi. Ya o zaman keşke dinleseymiş ama onsuz yaptığı bir şarkı gerçekten. Ya, tamam geçecek çok kötü şarkı. Her bölümde de söyleme ya. Tamam. Geçecek iyi. Yok geçecek kötü. Ben burada sadece şeye dikkat ettim. Bir de Tarkan'a bu haberi parça parça niye getirmişler? Unuttu abi. Tamam diyor bir üzülüyor. Yalanmış abi. Gücenmiş tamam, abi. Kırıldım ya. Adam bak diyor ki kırıldım, gücendim, tükendime geliyor. Abi şunu bir kere de söylesene. Abi gitme. Takılıyor, keyfi yerinde, unutmuş. Gelip adam belki tam düzeliyor. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler. Tamam ya bitti gitti anladık yani. Belki sadece kırılacakken adamı tükettiniz. Evet. Gerçekten abi buradan şöyle söyleyeyim. Eğer birilerine kötü haber vermek istiyorsanız löp diye bir şekilde balgam atar gibi tak diye çıkarın. Mesela bu bizim sezonumuzun son bölümü arkadaşlar. Bravo. Öyle değil mi? Çok iyi çıkardın. Bak evet. Çünkü şak diye söyledi adam. Evet yani sevdiğim insanlara gerçekten dürüst olmak istiyorum. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Her güzel tadın bir doyum noktası vardır. Öyle evet, değil mi? Bir kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var. Benim artık giyecek farklı kıyafetim kalmadı. Abi bu neymiş evet, sürekli ya? Bu arada sezon finali olduğunun ben evet, altını çizeyim. Sezon finali. Belki hani bir havalandırsak bu stüdyo iyi gelir gibi evet, düşünceden ama sen çıktı, havalanmışsın. Evet, gözündeki gözlükle. Şey gibi annesinin güneş gözlüğü çalan. öyle olmadı ama neredeyse öyle oldu. Evet neden böyle gözüktüğümle ilgili bir güncelleme geçeyim sevgili izleyicilerimize. Dün akşam başıma talihsiz bir olay geldi. Cool bir orospu çocuğu olduğumu fark ettim. Böyle bir çok abi geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun çok abi. Geçmiş olsun. Çok zordur. Ama bir şey söyleyeyim. Geçen sene bana da oldu. Aynısı geçiyor. Evet. Ölümcül değil. Değil. Bir süre sonra vücut atıyor. Evet. Evet. Yakınlarının yardımıyla atlatmıştı evet, sen evet, de değil mi? Evet. Evet. Abi bu işte şey çok destek çok önemli. Çok önemli. Sana elimizden geldiğince vereceğiz. Vücudun bazı atımlar içerisinde. O yüzden gözümle ilgili ufak bir problem var. O yüzden bu bölüm çok cool olacağım sen aranızda. Sen kilo vereceğin derken eriyorsun yani. Ben bağışıklık sistemimi de bozmuşum kilo vereyim derken. Bir ufak gözlerini gösterdi seyircilerimiz. Çok ufak bir görüp şöyle, hemen. Evet. 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 Ya adamın gözü aktı düştü. Bu çocuğun dişi yamuk çıktı. Miro'nun yamuk çıktı. Genel olarak gereksiz keyfi yerinde değil. Kızım öyle diyelim ki. Şey, makyaj yaptın. Ben trene binmekten, amca ensesi görmekten, teyze kişisel gelişim kitabını yan okumaktan gına geldi. Bir süre bir şey yapalım. Yani evet, çünkü evet, bir havalandıralım. Bir yandan böyle beynim de akıyor gibi oluyor. Şimdi bugün bindim trene, kulaklıkları taktım. Böyle karşıdan bir böyle genç üniversite çağlarında bir hanımefendi geldi. Ve böyle şey yaptı, böyle beni tanıdı büyük ihtimalle. Merhaba dedi. Şöyle iyiyim dedim. Ya bu amına kodumun beyni beni her defasında böyle yarıda bırakıyor. Bu nedir abi? Mallık mıdır? Sosyal anksiyete midir? Aşağılık kompleksi midir? Birey olamamadır. Ya bir kere ya de elimden tut beyin ya. Bir kere de ya. Bir kere de abi. Destek ol bir kere. Ve gitti orada artık hani merhabaya iyiyim. Yani yaşanıyordur, yaşıyorsunuzdur böyle çok şeyler. Abi bütün şey ringden dışarı atıldım gibi oldu yani o sosyal ringden. Çok kötü. Çok. Daha fazla bunlara da maruz kalmamak için bir süre evet, ara verelim. Ama mesela senin Ozan ilk taşındığı zaman biz aşağı yukarı başlamıştık tabii, evet, ilk bölümlere. Ben de hep özenirim. 6 ay oldu. Hani tren yolculuğu düşünmeye biraz vaktim oldu falan gibi tripler. O yüzden Ozan'a soruyordum hani nasıl oluyor tren
yolculukları verimli falan. Abi çok verimli işte, şunu hallettim bunu hallettim falan diye başladı. İlk aylar. İlk aylar şu an böyle geliyor. Of Allah'ım ya falan diye. 3 dakikaya oradayım. Geliyor ve aşırı keyifsiz şu geliyor. Şu an şeyi düşünüyorum. O catering ne zaman gelecek diye düşünüyorum. Yani düşünmeye vaktim sadece ne oluyor olmadı. Abi trende? Ben trene hiç Türkiye'de binmedim galiba. Tavuklu sandviç var. Kaşarlı çift tatlı bir şeyler var mı? Kahveler güzel, öyle tatlı benzinci var. Market. Var var, sıcak yemeğe kadar geldi. Ben ilk başladığımda daha restoran ihalesi yapılmamıştı galiba. Sadece cheese ile su vardı. O da suyu yaşlılara veriyorlardı sadece. Şey gibi yani. Bayağı 2. Dünya Savaşı şey cosplay yapıyorduk. Kurtuluş Savaşı da olabilir. İstanbul'dan Ankara cephesine cheese'i yaşlı insan, üniversite öğrencisi ve su taşıyordu yani şey. Öyleydi ama şimdi biraz ilerledi. Şey var, köfte pilav var. Ha iyi be. Tavuk var. Ama zaten ben şeyi demek istiyorum. Crossover zaten böyle format ya abi. Tabii. Yani bu sonsuza kadar aslında devam edecek bu format değil. Formatın zaten kendisi böyle farklı farklı insanları toplayıp 4 kişiyi hani konuşturmak olayı. Biz de yeterince konuştuğumuzu düşündük. Ve çok enteresan bir izleyici kitlesi var. Yani çok farklı ortamlarda crossover tabii, diye tabii. denmeye başladılar. Kimler bir noktada vardı? Şeyi kim izliyor ya bizi ben anlayamadım. Demografide yani. Demografide evet birazcık... evet nereyi kapsadığımızı tam çözmüş değilim. Mansur Yavaş Gülbe. Ya evet. Benim belediyeyle ilk etkileşimim. O yüzden ben onu hiç unutmayacağım. Yani bir belediye başkanının kişisel hesabında ben varım. Girince evet. oradayız yani. Ya bu benim için büyük evet. bir başarı. Gerçekten. Anneme babama hemen gittim haber verdim. Kendisi de Marcus Aurelius'u ama bir cümle ben isterdim. Mansur Yavaş'tan buradan duyuruyorum. Bir cümle de Marcus Aurelius'a gönderme yapsaydı keşke. Sen bayağı içeriklerini yönetmeye başladın. Hani öyle bir yüz bulmak. Öyle. Beni bir arar mısın başkanım? Nacizane. Ben de şeye çok şaşırdım. Biz Erman'la yaptığımız canlı gösterilerde az çok bizi izleyen insanlarla yan yana geliyorduk ve görüyorduk kitle nasıl şu bu falan. Ama gerçekten crossover'la başka bir düzleme geçtiğimizi ben de gündelik yaşamımda tecrübe etmeye başladım. Müthiş bir doğru. sevgi var. Hatta geçen şöyle bir şey oldu. Eskişehir'de bir akşam bir arkadaşımın evine gidiyorum. Böyle bir birinci kattan geçiyordum. Yani bir birinci kata gözüm takıldı. Bir apartmanın birinci katının yanından yürüyordum böyle şey kaldırımda. Bir baktım içeriye kocaman Miray var. Sonra bir baktım abi birileri dev ekranda bizi izliyor. Ve ben hayatımda ilk defa dışarıdan kendime bakıp silerim için başkasının evinden kendimi izledim, sizleri izledim. Dedim çok güzel görünüyoruz ya. Televizyon da iyi. Böyle güzel bir televizyonlu büyük ekranda. Çok hoşuma gitti yani. Hani biri görse sapık diyebilir ama şey derim orada. Kendimi izliyorum. Hani, böyle çağırsa ne izliyorsun diyecek. Sapık diyeyim narsist. Allah ben. Ben kim o? Bak buna bak buna bak derim yani. Ben o ana şahit olmak isterdim ya. Senin yanında olmak isterdim. Ben yani. De tam onu diyecektim. Yani orada izleyenleri düşünsene. Dur abi. Dönüyor. Kendisi korkunç. Var böyle. Şöyle bir şey yapardım. Şey yapardım yani. Hoş izliyoruz. Biz de sizi izliyoruz gibi yani. Hani sonuçta biz seyircilerimize böyle bir bağ kurduk yani. Ben bizi izleyenleri de izlemeyi sevdim. Ben bu arada geçen bu bir yerde bira içerken bir genç grup tarafından crossover sevgisiyle selamlanıldım ne demekse. Ozan Akyol'a özellikle kırmızı gül, yani bana verdiler kırmızı gülü fakat sana iletmek için. Evet. Yani önce böyle bir şey... Love falan teşekkür ederim. Ozan abiye bunu bir iletirsen de. Sonra dedim hemen ilettim. Mi bir de? Çok sonra koştur koştur balonlar geldi. Hani yani daha da fazla sevgisini iletmek istedi. Teşekkür ederim. Valla ben de yani çok teşekkür ederim. Ben burada elçiyim tabii. O da tabii bir ilk herhalde. Sana daha önce balonla sevgisini ifade eden birileri olmuş muydu? Sanmıyorum ya. Bir düşündüm. Yok. Belki çocuklukta. Ya böyle bir belki bir palyaço falan ama o da sevgisini sevgi ifade değildir. Etse desen. Çocukken. Hoş değil. Pennywise değilse pedofiliye girer yani o iş. Bugün Çabi de bizi sevenlerden bir anekdot aktardı ya. Ha evet. Abi geçenlerde bir çift bizi izliyormuş. Yanıma geldi. O kadar. Bu kadar. Devamı yok. Evet. Hayır. Yok mu devamı dedim Çabi'ye. Abi yok sen şimdi trendesin okuyacak bir şey oldu sana dedi falan dedi yani. Çok koca yürekli ama büyük ya. Büyük yürekli. Koca yürekli ya. Ha, dün başladık dediler. Dün izlemeye başladık, evet. keşfettik. Bütün bölümünü dün bitirdik işte beraber falan filan. Ben de aa bitiyor dedim. Aa spoiler yediler yani.
Neyse artık. Bir şekilde neyse artık. Şey. Bu arada tabii ki sadece kötü gibi algılayabilecekleri haberler yok. Tabii bu da ki. Kötü bir haber değil zaten. Kısa bir ara diyelim. Bir tane de mutlu olunabilecek bir haberimiz var. Hadi canlı şöyle. Crossover etkinlik yapacağız. Aman tanrım. Ve bizi izleyenleri ile beraber buluşacağız. Tarih 25 Mart'ta. Bu muydu güzel haber? Bu değil mi? Ben başka bir şey var gibi şey yaptım. Bu çok güzel, güzel haber. Bu. Harika güzel haber canım ya, tamam. Evet. Bırakıyoruz. Hayır, güzel haber. Evet. O zaman bir diyor ki yine trene bineceğim onu. Hafta sonuna kadar BİM'lerde dana kıyma gibi girdik. Yani bir de güzel haberimiz var. Bir de indirim var gibi kıyma. Ama evet etkinlik evet, evet. Müjdesini 25 buradan Mart'ta vermiş olalım. Durak X-Large'da Kadıköy'de. Bu yayınlandığında acaba biletler açılmış olacak mı bilmiyorum ama. Normalde olur. Okey o zaman zaten. Zaten açıklamada vardır. Bir de gelin de bizi bekliyoruz. Canlı görün. Evet. Şu bedenlere, şu tenlere, evet. Şu ciltlere bir yakından tanıklık edin. Hı-hı. Çünkü o kadar para harcıyoruz. Şampuanı, yemeği, osubusu. Hiç bu arada öyle bir şey geldi mi size? Canlıda şöyleymişsin, şöyle duruyorsun. Ama canlıda ne kadar şöyleymişsin falan gibi bir şey. Bana daha zayıf gözüküyorsun dediler. Dedim daha zayıfım zaten. Yani senin çünkü izlediğin... Çünkü gitgide her bölümden sonra... Bir gün sonra önce izlediysen... Kilo verdiğin için. Evet, aynen öyle. Bana sonra çok, hasta oldum işte. Çok kısaymışsın diyorlar. Aa, evet, Allah Allah. Çok uzun mu durmuyorum normalde şeylerde anlamadım ama... Canlıda nasıl göründüğümle ilgili fikir almak istemiyorum. Çünkü annem beni yeteri kadar yordu yıllarca. Yüzüm kaşık kadar kan, küçücük kan. Yani yüzüm küçük kalmadığını biliyorum. Gittikçe şişiyor. Yani insanlar yaşlandıkça suratta tabii. Bir şeyler birikmeye başlıyor artık. Kulak anlıyoruz ya. Kulak büyüyor, yanaklar falan. Abi niye büyüyorsun ya? Ya böyle saçma bir evrim olabilir mi yani? Hücreler nasıl... ölüyor bence. Seni sıkı tutan hücreler öldüğü için sarkıyor. Bu bildiğin muskada yazar bir hücreler işte onu çekme yapar falan gibi açıklamadı mı tam böyle? Daha fazla duymaya değil daha az duymaya ihtiyacımız var yaşlandıkça. Çünkü çok fazla fikir var zaten dünyada. Evet. Daha az fikir duymamız gerekiyor gibi düşünüyorum. Ya beden salıyor yaşlandıkça onu fark ediyorsun. Böyle 65-70 arası falan böyle adamlar var dışarıda mesela. Duruyorlar bir yerde şöyle diyorlar. Böyle niye durur biri? Yani bu şey demek artık ben yaşlıyım. Hani nasıl göründüğüm önemli değil dışarıdan. Şarafandır ya. Yanına gidiyorsun amca şey. He falan diyor yani bu öyle konuşulmaz normalde biriyle. Efendim falan dersin böyle yani değil mi? Biraz o şey gibi ben artık her yol mübah. Ben o yaşa geldim. Beni çekeceksiniz yani. Gözünüzde bana takılacak gün içinde. Evet. Buradan o zaten artık göz bozulmuş, nefes alamıyor gibi bir yere doğru gidiyor. Ben tabii. Mesela onu direkt kendimde test edebiliyorum. Halı sahada mesela koşu hızının normalde artması lazım. Ama ben her halı sahada biraz daha yaşlı oluyorum. Koşuyorum bitiyor enerjim. Ve şunu fark ettim. Ben artık futbolcuların artık yeter buna da para vermeyin ya dediği yaştayım. Tabii, profesyoneli tabii. Bile... yapamıyor onu. Hani sen ne? Aynen. Sen kimsin ya? Koşuyor falan. Hadi git yani. Tabii ki koşamayacağım. Oğlum şey çok iyi bir şey. Kendi yaşlılığını futbolcu yaşına endeksleyerek evet. Ölçme. Bilmiyorum var, hani var. Kadınlarda neye genel göredir bu? Genel olarak sporcuya var, karşı bu var. Evet, evet. Eskiden genç yetenektik mesela. Aynen. Yani. Kadınlarda da şey olur. Gülse Birsel dizisinde oynamak üzerinden olabilir belki. Yani yaş şeyi olarak, barem olarak. Abi biz bu kadını salmayacağız mı ya? Abi, gerçi Hümeyra sana rol çıkana kadar inşallah ya. İnşallah ya. Bütün crossoverların aslında bir otistikliği var. Biz de sonradan izlediğimizde farkına vardık ki abi bunu ne kadar çok tekrar etmişiz. Bazı evet, leitmotiv dediğimiz hani gerçekten. Edebiyatta ve müzikte olan tekrarlaması bir şekilde böyle insanın içinde mantra gibi olmuş ya da böyle dile kolay olan şeyler var. Evet Gülse Birsel öyle oldu. Ben çok fazla kaka demişim. Birileri onu her yerde kaka diyor, kaka diyor. Tarih, yani hani bu her bölüm mesela şey ben horlama, terapist, uyuma. Tabii. Terapistimden. Sen ben vücudumu tanıyorum 12 yaşındasın. Ben zaten konuşmadığım için tekrar düşünüyorum. Ya arkadaşlar biraz şunu bir bak bundan sonra gelecek ekiplere de bunu yapmayın. Yapmayın ya. Yani, gerçekten onu diyecektim abi. Ya yeter ya biz burada bir şey toplama kampında değiliz. Bir şey değiliz. Biz burada 4 arkadaş toplanıyoruz ki arkadaş bile değildik. Evet bu arada. Ben bu hala da şüpheliyim. Ben şu an yakın arkadaşlarım statüsüne kesinlikle koyacağım insanlarla birlikte aynı masadayım. Benim de öyle. Biz buraya geliyoruz, mutlu oluyoruz, konuşuyoruz bilmem bir şey oluyor.
mükemmeli bekliyorlar bilmem ne. Ya bu şey de sinirim bozuyor. Ya. Bu mükemmeli arama manyaklığı zaten ne yaptı? Her şeyin sonunda pro, premium, deluxe. O yani standartla ilgili bir şey kalmadı anasını satayım ülkede. Yani bizim aslında vasatı yeniden standartize etmemiz gerekiyor. Ya biz belki vasat insanlarız. Ve biz standartımız bu. Biz bunu yapabiliyoruz. Bizden mükemmel şeyler beklemek yerine genel olarak hayattaki ve ülkedeki her şeyin standardıyla ilgilenelim. Öyle evet. olmayınca şey oluyor yani işte dediğim gibi premium, deluxe yani o zaman orta ne? Ya çok kötü ya çok mükemmel peşinde insanlar yani. Ya çok kötüyü görmek. Onun için sakin olun. Herkes make vasat great olun. Again ya. Peki senin yerine kim gelsin isterdin? Bak şey olabilir. Hanefi Avcı, Harika Avcı, Koray Avcı, Abdullah Avcı. Tamam işte. Avcı özel sezonu yani crossover. Değişik çünkü hepsi farklı av yerlerden geliyor yani. Av mevsimi. Futbol Manager'da sadece Mehmet 11'im. Sadece Ahmet 11'in fikrim vardı. Ha. Onun gibi Cevdet de bunu bir şeye dönüştürebilir yani. 4 tane Cevdet. 4 tane Cevdet. Yok Miran Yılmaz'ı soralım. Mesela Yılmaz Morgül. Oo. Anladın mı? Böyle i̇şte. Bir ooo dedirtecek. Sen direkt as koydun. Cevdet de Acun Medya'ya evet. satıyor değil mi? Şimdi full as yapman gerekiyor. Evet. Aslayın bakalım. Hakan Taşıyan. Ooo ilginç. Okay. Bir döner yemesiyle, dürüm yemesiyle ünlüdür. Bir de şarkıcılığıyla hangi sırada olduğuna siz karar verin. Atilla bence, Taş olabilir ben müziğini bak. Seviyorum tabii, tabii, ya. Atilla Taş da olabilir. O da yakışır. Olabilir. Cleaning up my closet diye ama buraya girse. Çok polis oralara sana. Girdiysen olur. Arto'ya kadar gidersin. Olur. Arto. Yılmaz Morgül, Mehmet Ali Erbil. Çok sıkıntı. Onu yaptılar zaten. Koktu masa. Sinemalarda yayınlanıyor. Başarı koktu. Ooo. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben O Ses Türkiye'nin yılbaşı bölümüne çıkmıştım. İki sene önce mi? Bir sene önce mi ne? Kuliste duruyorum tamam mı? Abi kapı çaldı. Dang 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 dang. Sert. Şey karavanın içindeyim. Dang 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 dang. Ben de bu kim amına koyayım kapıyı bir açtım Şafak Sezer. Ve Şafak Sezer bana dedi ki Çavicim seni severek takip ediyorum. Aa, belli ediyormuş. Kolpaçino 4 yazıyorum şu an. Aa. Seni düşünüyorum. Aa. Lan dedim ki benim hep kafam güzelken açtım. Filmde ben oyuncak mıyım gerçekten diye heyecanlandım ufaktan. Yani teklifi bekledim en azından benim hakkında ne yazar falan diye. Abi zaman geçti. Yayınlandı. Yani hiç teklif de gelmedi. Düşünüyormuş yani sadece. Tabii tabii düşünmüş yani. Belki de başka bir gözlükle sonra oynadı. Senin yerine Serdar Ortaç'a gitti işte. Acaba o rol müydü? Sonra dün abi bir tane etkinliğe gittim. Ben de böyle hani çok meşhur insanların olduğu bir etkinlik olduğunu bilmiyordum. Abi gittim de Şafak Sezer'le göz göze geldim. Şimdi Şafak abi biraz bence kötü hissetti beni görünce. Orada dedi ki bana, Çavicim araşırız tamam mı dedi. Beşi yazıyorum, beş. Abi. Sen de şeyde, abi ben oynamıyorum ama sen de yazma. Tam onu diyecektim. Hani arayıp ne diyebilirdi ki bana? Hani beşi yazıyorum diyebilirdim bak diye ihtimal. Düşünüyordum. Ben de Çin malı bizim sezon. Senin yerine Zıbınberk. Çok senin iyi. Senin yerinde de Erman abi. Abi Erman girerse o Çin malı olmaz yalnız. Aynen. Kardeşimi ya. Ezdirmem. Bunu benim ya. De söylemem gerekiyor. Ya. Ya. Sen şimdi iğrenç bir arkadaş olarak kaldın. Ben onu Çin benim malı dediği onun şey versiyonu diye öyle diyoruz diye düşündüm. Çünkü benim ben. Yerime Yoshi gelecekti. Şaka yapıyorum şaka. Evet evet anladık anladık. Benim yerime kim koyuyor? Gölge kabine oluşturuyoruz diyelim. Senin yerine herhangi bir kadın. Bu ne yapıyor ya? Bu abi benim bak durdu durdu gider ayak burada benim ağzım uçacak ha. Ne biliyorsun çünkü oğlum sen diş ağrısından ben ilaç içtim. Kafası geldi. Gerçekten ne anlattım kes. Bilmiyorum. Buraya tabii, kadar o diş seni götürdü. Burada mı cortladı o diş? Kadına gelince mi cortladı? O da kadın diyor. Daha da kötü. İsim gibi. Genel olarak annemin söylediğine göre hani çok konuşan diyor bana hep bölümleri izleyip. Çok konuşan, çok konuşan. Ya kardeşim diyorum hani bu para öyle geliyor ya. Ne, çok konuşan mı? Miray sabit kalabilir. Konuşturmadık çünkü. Doğru. Kızı. Miray devam mı? Miray devam edebilir abi. Konuşmak istiyorum beni kaldı. Ama bu ben bu eleştiriyi kabul ederim. Hakikaten konuşturmamışız ya. Ben ya arkadaşlar sizle çok alakası değil. Ben de konuşmamışım yani. Bu masaya yok, ben, yumruğunu vur değil mi? Nedir yani? Ben bir yerde şey falan yapıyorum ya. Sonradan izleyince gördüm. Sen böyle söze giriyorsun. falan diye bu evet, arkadaşıyla evet. konuşur gibi. Buraya dönüyorum falan. Ne kadar ayıp ya. Durmamışım evet, yani herhalde ama yani. Bir kere yani. Sizi konuşturmadık. Peki bu neyin gösterdiği? Onda da Lego attı. Yani işte bu işte abi. Şu an yap.
Çünkü içine şakayı dayanamıyor. Hayır şaka değil. Ben şey diyecektim. Bu neyin göstergesidir? Üstüne konuştum. İyi arkadaşlar yan yana geldiğinde lumbur lumbur konuşurlar. Şaka bile yapmayacak. Yap şakanı yani. Yap. Vallahi bilmiyorum. Sadece... Yap komik adam şakamatik seni. Yap. Şakamatik mi? Ama... Hayatımda aldığım en ağır yergiydi bu. Ya. Bu arada crossover'ın tüm teknik ekibine de ben böyle hani sona gelmeden ortalarda teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten. Hilal'den tutun. Mahmut adını sayamayacağım bütün kahramanlar. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Ama gerçekten her birinin öyle, emeği evet, ayrıydı. Evet. Müthiş iş çıkardılar. Yani bizim yamuk yumuk bir sürü konuşmalarımız, bir sürü anlar, ağzımızdan çıkan feci gaflar. Tabii bunlar ki. Onlar bu sayesinde. Bu arada öyle de yani kurgu hakikaten o kadar başarılıydı ki bizim böyle bu bölüm cacık falan dediğimiz bölümler en çok sevilen bölümler olarak gerçekten çıkmaya başladı kurgu sonrası. Elinize emeğinize sağlık arkadaşlar. Bundan sonraki peki hayatınızda sizin kariyerinizde takipçiler, bizim sevenler ne bekliyor sizin kariyerinize? Ya bundan yeni sonra şeyler. Benim hayatımda şöyle bir alışkanlık oldu sadece. Ben bundan sonra gene her ay çıkıp herhangi bir masaya oturacağım birilerinin masasına ve sohbet edeceğim. Yani bu bir bağımlılık yarattı. Oturacağım onlara terapistimden falan bahsedeceğim. Erkek iç giyimine yönelmek istiyorum. Marka çünkü olarak. Evet o hani son Bumble. Bölümlerde de başladım. Bumble. Donlarla birlikte üretme fark anlamında ettim mı? Ki, influence etme anlamında. Yok ben artık mesela Eskişehir'de falan yürümeye gezmeye çıkıyorum. Sürekli kendimi penyeciler, doncular oralarda bulmaya başladım. O koku mu çekiyor artık ne? Belki sadece bunun influencerlığını yapabilirsin. Ben don influencer. Bu yok. Çok iyi lan. Bu yok. Don don gezip don deneyip bu teknoloji kanalı var. Bir de mesela don kanalı beni, niye yok? Mesela don herhangi bir markanın don yüzü olarak görmek istemez misin? Şöyle beyaz bir kilotlu Ozan Akyol görmek istemez misin? Şöyle durduğum yani. Bence gerçekten. Herkes görmek ister. Hem o şey de yarar. Belki vücudumu falan bir toparlarım o zamana kadar. Bence bunu bir düşün. Bir kariyer planlaması olarak gerçekten düşün. Bence mailine de iyi bak bu arada. Geçen bölümden sonra mutlaka bir mail gelmiştir bir doncu abinin. Yok ya. Yok mu? Yok. Bir bakıyor Calvin Klein. Doncu yani kilot kilot sektöründe köşeler tutulmuş. Yani şeyler belli. Yedirmiyorlar abi. Hmm. Kilot belli. Her yerde köşeler tutulmuş. Son çekimi yaptıktan sonra taksiye bindim İstanbul'da. Hani bir süredir taksicilerden uzağım Eskişehir'de olduğum için. Tabii. Abi biner binmez böyle hani bazen şöyle başlıyor ya muhabbet. Bir sessizlik oluyor mesela. Sen pas atmıyorsun, bir şey yapmıyorsun böyle. Şöyle bir dikiz aynasından gözleri görüyorsun. Bir kontrol ediliyor. Sonra şey diyor. Kazanamaz ya diyor mesela biri için. Şimdi kim, Fenerbahçe mi? Ne olduğu belli değil. Çok istiyorsa gitsin Trabzon'dan olsun abi falan diyor. Sonra kim ha diyorsun anlamaya başlıyorsun böyle. Resmen seni bir yolculuğa çıkartıyor. Abi, literalli. Ben para yani, verip aldığım bir hizmet esnasında niye taksicinin siyasi görüşünü, onun karşılığında kendi siyasi ajandamı niye açmak zorunda kalıyor? Yani para verip siyaset konuşulur mu ya? Bir şey. Maruz kalırsın yani değil mi yani? Hani bir şey mitingden geçersin falan dersin bağırıyor işte bilmem ne falan. Seçim aracına maruz kalırsın ama bir 250 TL verip bir de abi şimdi öyle diyorum da. Şimdi Murat Kurum'un durumu belli. Alamayacağını kendi seçmeni de biliyor. Onun için yeniden refaha bir yöneliş var abi. Sen göreceksin. Ben niye böyle onu güzel yapmak zorunda kalıyorum ya? Abi bir de İslami bak, siyasetle ilgili yani. Yani şey de değil. Derdi neyse tam söylemiyor işte. Tabii tabii. Yani herkes sana, havada konuşuyor işte. Evet yani. Sana info veriyor ki seni bir de düşünmeye mecburen sevk ediyor. Ya ben zaten yola çıkmışım. Şeyi bir de beni düşünce yolculuğuna niye çıkartıyor? Eşiği sen kır istiyor bir de. İlk göte sen gel istiyor. Tabii, sonra tabii. Onun tabii, garantisini tabii. Aldıktan sonra konuşmak ya çünkü istiyor. Sen aşırı gaza gelip bir şey söylersen yok ya abarttın tabii, sen de. Rolünü de o oynama. Zaten şey yani. Diyorlar bazen mesela gidiyorsun sessizlik. Sen önce şu yolları yap da diyor mesela. Abi ama abi, yolları Ulaştırma Bakanlığı yapıyor karayollarına bağlı bilmem. Neyse falan diyor sonra bir de. Hani şeyi de bilmiyor. İşte merkezi şey, yönetimle yerel yönetimin ayrımında. Kimin ne yaptığını da bilmediği için. Çok fazla paylaşıyoruz ya yani. Şunu çek. Bak sana hediye. Son bölüm hediyesi. Hiç beklemediğim bir yerden. Bu, şatkan vermiş. Bu ülkemizi temsil ediyor. Kırmızı beyaz Türkiye ve kanımız aynı. Yani ırkımız, siyasi düşüncemiz ne olursa olsun aynı. Biz hep biriz. Bilmiyorum öyle bilmiyorum. Bir şey ayarlayacağız. Aynı da değiliz. Aynıyız lan. Anlatırım ben sana. Öyle olur mu? Geçen Ece şöyle bir konuşmaya girdi benimle. Dedi ki ya bir tane Koreli adam var.
uyuz oluyorum ya. Çabıymış falan. tane Koreli adam var ya, böyle bir şey olamaz falan diye resmini gösterdi. Adam da yakışıklı şimdi. Hayatımda da gördüğüm ilk sakallı Koreli bu arada. Adam sakallı aa, falan. Evet, ben de şaşırdım. Maşallah. Çok iyi oyuncu bu arada. Ben çok sen severim. Sen ismini söyle. Son Sokku diye. Aynen. Yakışıklı adam şimdi, beyefendi. Ben de iyiymiş falan dedim ama inceden bir uyuz oldum şimdi. Hani hiç olamayacağım bir şey ya. Yani başka bir ırk. Sonra dedi ki gel dizisini seyredelim dedi. Ben de hayır dedim. Niye dedi? Hani adamı burada demediğin kalmadı yani. Ben onu mu seyredeceğim dedim. Tabii yarı şaka oluyor bunlar. Ayrı konu. Ha, izlemedim de bu arada. ya çünkü bütün adam her çıktığında ulan adam da harbi yakışıklı falan diyeceğim içimden. Uyuz olacağım şimdi adama. Villain değilse de bir de dert yani. Hero ile bir bağ kurmamız tam lazım. Tam villain yok bir de dizide. Diziden en sevmediğim. Bu arada hiç sevmem. Müthiş eğleneceksin. Severim bu arada öyle. Yani uyuz olunan bir şey midir? Bu bana has bir şey mi? Onu sormak istiyorum sizlere. Yani partnerinizin beğenileri doğrultusunda bir şey izlerken bunun bilincinde olursanız mutsuz olur musunuz? Rock partneri küçükken teyzemin kızı Top Gun'ın ilk filmine götürmüştü beni. Böyle bir araba yarışı da filmi vardı galiba ya. Yıldırım Allah. Günleri mi? Ya Top Gun ya o, hatırlamıyorum. Ama şununla çok eminim. Yıldırım Günleri Asya 32. gün belgeseli. Kendisine selam olsun. Küçükken platonik aşk yaşarsınız ya, olmayacak insanlarla işte. Ben böyle hani aşk da demeyeyim ya, böyle teyzemin kızı beni sinemaya götürmüş. Tom Cruise'u beğendim. Aşırı sinirlendim ya. Yani 6 yaşında sinemayı terk edecektim ya. Sikerim popcornunda bilmem ne. Allah Allah. Şey diyor. Ay çok yakışıklı değil mi o zaman falan diye böyle hep şey yapıyor. Şimdi 6 yaşındasın ama. Evet. Ay çok kıskanma. Ama şey diyorum kardeşim. Sen sonuçta bir erkeği sinemaya götürmüşsün yani, tamam mı? Sen niye övüyorsun? Ne demek onun yanında başka erkeği? Evet. Ben de ayakkabılarıma bakıyorum. Zaten ayaklarım yere değmiyor oturduğum yerde. Cırt cırtlarıma bakıyorum. Kotuma bakıyorum. Adam, ulan kıskanma adam da 3 sene sonra geçeceğim boyunu. Yani hani öyle bir adam yani, anladın mı? Fikirlerin çoktan geçti zaten 6 yaşında. Evet. Ben o noktada şeyi anladım. Benim bırak sevgilim olmasını sevdiğim insanlar bile birini beğense sinir olmaya başlıyorum. Evet. Allah sadece öyle, evet. Yani bana bağ kurduğum bir hikayeyi 6 yaşında giderek anlatmış olmam biraz ama beni. Ama hala öyle. Derinden yaraladı. Hala öyle. Çok güzel şaka yapıyorum. Bunlar çocuksu hareketler. Çocuksu hareketler tabii, ama tabii, ben şey yani demiyorum. Bunlar çocuksu hareketler değil, vazgeçmiyorum. Sadece çocuksu hareketler diyorum. Evet. O benim hayatımda devam edecek yani şeyine kadar. Mesela bu sizde nasıl olur falan diyeceğim. Hayır. Ha mesela evet. İğrenç. Biz bayanlarda mesela, ya mesela diyelim ki senin birlikte olduğun beyefendi. Evet benim hiç sevgilim. Hiç olmayacak bir zaman Scarlett Johansson çıksın anamı manamı keserim yani falan. Hani o noktada seviyorum. Tamam. Sonra bir daha rahat Scarlett Johansson filmi izleyebilir misin yani mesela onun yanında? Tam olarak müthiş şey ifade soracağım. Ettin. Şöyle. Ben keşke hiç konuşmasaydım. Ben izlerim ama herkes için aynı şeyi söyleyemem. Ben izlerim. Benim için problem yok. Benim onunla aşık atmam mümkün değil, anladın mı? Zaten wow bir işte Scarlett'tan bahsediyorsun ya da işte neyse. Ben de takdir etmekle kalıyorum. Alkışlarız ya. Alkışlıyorum vay yani. Vallahi bravo mı? Yani. Ya bir şey diyeceğim. Hayır, ama şöyle eğer olabilitesi bir şey varsa o zaman tadım kaçabilir. Ha, işte. Instagram'da az takipçili bir kız beğeniyorsa ya da erkek beğeniyorsa sıkıntılı. Ya da yani çok erişilmez olduğu için çok ama rahat. Ama mesela Scarlett Johansson'ı yani beğeniyorum. Ya Gülce de şunu diyordur yani. Scarlett de buna mı bakacak amına koyayım yani. Anladın mı? Olmayacak. Doğru diyordur. Hayal dünya ya. Bunu mu onaylayalım ne ya, istiyorsun? Ya ben şimdi bak biz normal fanileriz ya. Normal insanlarız. Evet. Bunun bir de ünlü versiyonu düşün. Mesela atıyorum Sinem Koballa Arda şeyken Kenan İmirzoğlu oğlu izliyorlar. Ya adama bak ya. Sonra atıyorum Yazı Tura diye bir film vardı. Çok güzeldir. Uğur Yücel'in filmi. İzledim. Kenan İmirzalıoğlu, Engin Günaydın başrollerinde Erkan Can falan var. Mesela orada ya bu ne kadar iyi oyunculuk ya bunu falan filan bak, dedi. Onu dediyse işte. Fena. O fena. Evet. O da belki Kim Milyoner olmak istediydi diye. İkisi de aynı anda beğeniyordu belki şeyi Kenan Bey'i. Biri kaptı. O dönem ama sanırım yani Kenan Bey sunmuyordu ama. Genel evet, sunmuyordu. Kenan Bey sunmuyordu. Aynen. Yine Kenan Bey sunuyordu ama evet. O Kenan Bey değil. Evet. Evet. Şeyi düşündüm ya geçen. Kim Milyoner Olmak İster yarışması artık sıktı ya. Sıktığı için de salak salak şeyler, kesitler düşürüyorlar. Yok evet. İşte alfabenin ilk harfi nedir? Joker hakkını kullandı falan. Tamam abi ya kullansın. Vermişsin hakkı. Tabii. Yani şimdi şey gibi ben vatandaşlık haklarımı kullanamıyorum. Değil mi şu an? Evet. Hı-hı.
Ama verilmiş bana. Evet, ben olsam daha tepe kötü. Tepe kullanırım doğru düzgün bir yönetim altında olsa. En azından olsak. O hakkımı evet. Kullanayım. İmkanın olsa. Madem imkanın vatandaş... olsa kullanırım. Artık sıktı. Bence şey yapılsa çok güzel olur. Milyoner kim olmak ister yarışması? Yani zenginlere şey değiştirir. Yani sen ne olmak istiyorsun bir gün boyunca? Atın Acun'u pideci yaptığın bir program falan yani. Mükemmel. Çok daha tutmaz mı ya yani? Mükemmel. Çok iyi. Sadece bir de şey de yok. Kelimeleri değiştireceksin abi. Format aynı falan. Televizyonculuk çok osurmaya başladı çok abi ya. Yes. Çok YouTube. Herkes YouTube'da ya. Peki evet, şeyi ne evet. Olacak? Herkes. Yani mesela çıkın bana... biraz koku olmaya başla. Havasız Survivor yani. Muazzam sarıyor son zamanlarda. Öyle mi diyorsun? Ne bir cammam açın diyecek arada... noktaya gelmedik mi YouTube'da ya? Doğru. Çok şey oldu. Muhteşem proje. Yani mesela Sabancılardan birini alıp evet. İşte koçlarda Ali Koç'u yapıp başkan yapıyorsun. Tabii. Futbol kulübü başkanı falan. Kesinlikle uygulanabilecek bir peki, proje. Peki şey nasıl olacak? Ya bu adam Hıncal Uluç diyorum. Gerçekten bak, öyle Hıncal ya. Uluç oluyor diyorum. Yani. İnanmıyorsunuz ya. Şimdi tersini yaptığımız için dolayısıyla evet. Bu yarışmada milyoner gidip de para kazanmayacak. O baremlerde ne olacak? Aa süper. Mesela doğru. İşte pideci dedin. Bir arada üstüne, konuşsun bir ya üst... bu komik bir şey. Rençer dile geldi ya. Allah şahane Allah. Bak. Ya şaka yapıyorum. Çocuklar ne olduk böyle ya? Ya hayır format ne şöyle. Ne olacak yani en üst baremdeki milyoner neye dönüşüyor? Kime dönüşüyor? Evet. Şimdi soruları hakikaten. soracağız. Bunun parası bitecek. Tamam mı? Para kazanmayacak. Milyonla başlayacak. Bilemedikçe yurt kalacak. Evet. Sonra halktan biri olacak. Ve sonra ne olmak istiyorsun? Mesela ben üniversiteler açıldı ya şu an halka. Orayı gezen adam olmak istiyorum diyecek mesela. Bir gün boyunca öyle gezecek. Yani Joker haklarında da mesela biri onu arıyor. Ya bizim şu ödemeleri olur. Yapmadınız falan diye olur. Öyle bir talep oluyor. Abi, ya, bak böyle böyle pişireceğiz abi. Bak masayı getirdim. Ben. Bence çok iyi fikir. Arkadaşlar bu çok evet. iyiymiş. Yani seyirciye sormama. Hakkı. Çünkü evet. zenginlerin en zengin büyük hakkı abi. Odur. Feedback almama hakkıdır. Doğru, yani doğru. Bir insan zengin olduğu zaman sokakta herhangi birinin doğru. fikrini duymak yani zorunda değil artık. Oradaki seyirci bizce bu diyor. O da siktir git diyor ya. Bana ne olur. Evet. Onun şeyine katılmıştım. Sınavına katılmıştım. Bayağı ATV'nin binasına gittim. Müge Anlı'nın çekildiği yerin orada sınava girdik falan. Şey, terledim. Sınav şey mı yapıyorlar? Tabii sınav oldu. Yani olmuştu. O sınavı kazanıp çıkanlar mı oraya tabii. çıkıyor? Sen sınavı geçemedin mi? Geçemedim. İşte. Kaldık abi. Sonra kursa yazıldım işte. Kaldık bir abi daha ikmal. O yüzden diyor Joker hakkı ne var ya Joker hakkı. Baksana adam hırsından formatı değiştirdi. Vallahi bak, milyoner 2010, kim olmak istiyor? Olmamış bu ya. 2014 falan olabilir. Baya son 10'a mı 20'ye mi ne kaldım? Baya 15 soruluk mu ne teste girdim yani. Çıktım böyle şey o zamanki kız arkadaşım var nasıl? Yaptık işte bir şeyler falan dedim. Sigara falan içtim. Bu arada böyle. Ben bu dediğinin bir benzerini şöyle yaşadım. Üniversite sınavı özel yetenekle alıyordu. Ben de bir sürü bir şeyler çekmişim tamam mı? 6-7 tane kısa film ama... Yani kısa film değil tabii hani o yaşta çektiğim şeyler. Onları böyle götürdüm falan bir kısmını izlettim. Özel efekt programı öğrendim. Onu gösterdim falan. CD CD verdim. Senaryo çıktısı aldım falan. %50 burs verdiler tamam mı? Full vermediler. Bir öğrendim sonra 3 tane full alan varmış. Hı hı. Gittim buldum bunları. İsimlerini. Nuri Bilge. Tanıştım falan normal. Öğrendim ki benim dışımda bir tane bir şey getiren yok. Herkes yorumlarıyla değerlendirilmiş. Bir tek ben Allah. Bir şey getirmişim. Yani filme dair herhangi bir şey. Seni acaba tez görsel. Canlı bu çok şey hani çok hevesli. Bu biraz bu var bunlar. Bu bizi rahat bırakmaz. Ama akademinin bunlara da dikkat etmesi gerekiyor. Ya da yani ya da gerçekten yani. Bir şey ürettiğin için de olabilir. Evet. Genelde üretememeye alışık olduk. Tabii. Ben de sonra dedim ki bu sistemin değişmesi lazım. Buraya bir tek ben bir şey getirdim. Ya ne demiş olabilirler? Evet. Ben ona uyuz oldum anladın mı? Ya da haklısın hani ne yani. Nasıl bir cümle kurdu yani? Ya da sen filmi oha %100 burs falan diye. Torpil bu. Ya işte, çok açık torpil büyük ihtimal yani. Öyledir ama. Kim senin hakkını yediyse de birine bir şey boğazına demeyeyim. Dursun bak. Ta 2024'ten sesleniyorum.
Kim bu çocuğun yarı parasını yediyse boğazına dursun. Evet. Çoluğundan helal, çocuğundan çıksın. Bu arada işte, o %100 burs alanlar nerede? Bilmiyorum abi. Bu arada arkadaşım olan falan da var. Abi aralarında, o zaman geri aldım. Şey, bir şey demeyeyim şimdi. Yani, ya arkadaşım değil de okuduğumuz süre tamam, boyunca konuştuğumuz insanlar da çocuğundan çıkmasın. Onu şey değildi yani. Sert biraz. Ya, evet, biraz şey öyle var, olmaya da bilir ama orada benim dememde de çıkmaz. Direkt sistemi değiştiresim geldi benim de. Aynı fikir yani. Ve bozuk bence bu sistem. Kanka senin filmin ya çok kötüyse hani %100 verecekti. Abi bak kötüydü. O filmi izleyince %50'ye düşürdü. Ya ben elime kamera almışım abi bir kere her şeyden önce. Bir şey çekmişim, arkadaşımı dövmüşüm. Konudan bağımsız yani filmde öyle bir şey yoktu ama. Yok. Yani film çekmişiz işte bayağı bir çocukluk arkadaşım hala da görüşürüm. Bayağı dayak attık dövüş sahnesi çekiyoruz rol diye. Rol icabı. Çocuğun buraları falan morardı. Aynen rol icabı. Bir uyuz olmuşlar böyle film çekiyor gibi. O yüzden sinirlenip ne yaptım? Mezuniyet törenine gitmedim. Wow. Yokluğuyla cezalandı. Wow. Ve okul ağladılar büyük ihtimalle. O zaman meşhur şey var mı? Educator mıydın? Ben olduğum bilinmiyordu. Gizliyordum o zaman. O zamanlar saklamak modaydı ama Daft Punk vardı. Evet evet. Motokurye gibi. Daft Punk deyince aklıma geldi. Benim küçükken dinlediğim, gençken dinlediğim gruplarının şu anki haline baktım. İşte Green Day. Muse. Şimdi neredeler? 2024. Hani Google'a yazdım en son canlı performans nerede nasıl yapmışlar diye. Abi hepsi de Green Day hani şeydi ya punk gruptu. Oo bilmem. Abi çoluk çocuk sahibi hiç de kavga etmemişler. Oğlum, hani böyle punk mı olur lan? Böyle punk mı olur dedim biliyor musun? Hayır o zaman da biz öyle diyorduk. Sen işi tam bilmiyorsun. Green Day'den punk yani olmaz. Ne o Dead punk? Kennedys, No yani, FX, tamam. Sex Pistols. Bu rockçıların, metalcilerin de böyle Amerikan bir tipi punk mı olur lan? Ya. Paran yatıyor, anan evde, baban evde. Derdin ne? Aşığım. Aralar hala çok iyiymiş. Röportajlarını falan araştırdım. Oğlum milyonlarca albüm satmış gruplardan bahsediyorsun tabii sen. Yani o artık öyle punk mu olur? Yani? Para kazanıyorlar. Bir de hala o da kazanmaya devam ediyor ki. Çıplak ayak terlik halı sahaya gidiyordur ama yani. Ama genel olarak bölünür ya çok para kazandıklarında. Evet. Ya, benim bir punk grubum vardı bu arada. 18 yaşlarında falan davul çalmaya yeni başlamıştım. Ama hepsi 30 yaşlarındaydı. Ve punklardı. Stuka'ydı punk ismi bu arada. Aa Stuka'yı aynen biliyorum ben ya. Stuka'da ben davul çaldım 2-3 sene falan. Evet evet. Bu arada ama internetteki kayıtlarda ben çalmıyorum. O bizim aldığımız kayıtları yayınlayamadık. O yüzden yanlış anlamasın yani dinleyen, izleyenler. Sadece şöyle bir şey oldu. Otogarla şeye gidiyoruz. Festivale gideceğiz. Otobüs bileti alındı işte her şey falan. Çişim geldi. Ben de Çiş'e gideceğim. Esenler otogarında alta iniyorum. Ne yapıyorsun lan? Saçmalama burada yaparız falan diye duvarın kenarına gittiler abi. Abi dedim ben yapmam orada. Burada tuvalet var ne yapıyorsunuz? Saçmalama falan. Öyle punkçı mı olur oğlum? Tuvalete para veren falan diye. Skeç zannedilebilir ya da uyduruyorum zannedilebilir. Bu gerçek. Ve duvara işediler. Ben de gittim Esenler Otogarı'na abi buyur diye bir lira verip çişimi yaptım. Ve beni punkçı saymadılar. Zaten benim mobbinge uğradım ben duvara işemiyorum gerçek diye. Gerçek punk punkçı demez. Sen iyi kurtulmuşsun ya, abi onlardan. Doğru demiş olabilirler. Yani. Ben hatırlamıyor da olabilirim. Ya bu kabahatler kanununa yönlendirirdi seni. Vandal. Yani, evet yani kabahatler kanunu diye albümü de çıkarabilirmişsin. Ya, gerçek punkçılar mesela ben... Türkiye'de ay sen daha iyi bilirsin ya o rock sonuçta sektörün içindesin aynı zamanda. Gerçek punkçılar ne yapıyor abi? Biliyor. Ölüyor diye biliyorum ben bu arada. Uyuşturucu kullanıyorlar. Ben hiç bilmiyormuş o da çok şey. Otaristler. Beni kesiyorlar. Sotanistler. Abi bilmiyorum. Gerçek punk nedir? Onu da bilmiyorum. Şey de bilmiyorum. Ama ben sadece şunu biliyorum. Dedin yani. Eskiden sevdiğimiz gruplar artık ne yapıyor? Hmm. İyi müzik yapmıyorsa genelde hep şey diyoruz. Yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti oluyor ya. Yani artık anlıyorsun. Baba bırakmış çocuk müziği. Çocuk. Ya 20 sene geçmiş. Tabii ki yeni imajıyla karşımıza çıkacak. Tabii ki. Yani o da saçma bir başlık ya. Aynısı vallahi tıpkı aynısı falan diye bir başlık olsa ben ona tıklardım açıkçası. Ülkeler için acaba deniyor mu? Hiç değişmedi. Hiç değişmedi. 20 yıl önce. Bir şey katmamış kendine. Ülkeler için yeni imajıyla deniyor. Mesela Cumhuriyet kurulmuş. Şey, İran'da Molla devrimi olmuş. Mesela yeni imajıyla dikkat çekti. Keşke o zamanlar uçan kuş olsaymış ya. Devletler arası. Yeter. Sadece dikkatle çekmedi bu arada. Evet. Sevgilerimize küçük attım. Evet. Attın mı? Ay. Çok teşekkür ederiz. Bir sezon boyunca evet, bizleri gerçekten yalnız bırakmadılar. Canlılarda görüşmek üzere diyoruz. Belki arada sürpriz, özel bölümler kesinlikle dışında. Yeni imajlarımızda evet, belki kim bilir. Biz de dikkat çekmek istiyoruz. Yani bir yere gitmiyoruz.
buralardayız. Tabii. Ulaşılabilir alanlardayız. Buna da toksik ilişki diyoruz bu arada arkadaşlar. Aa, bariyer ilişki miydi yoksa? Öyle bir şeyler çıkmış. Gitmiyoruz buralardayız. Bariyer. Yakınlardayız ama yokuz. Falan. Ulaştırma Bakanlığı'nın katkılarıyla bariyer ilişki. Tamam yap hadi. Ben de son bir sürpriz hazırladım. Lütfen. Lütfen. Bu ekibin sezon finalini şıklatıyorum. Şıklatıyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Görüşürüz. Türk olsa neyse diyeceğim hadi yani ben de belki öyle doğabilirdim falan. Ya da hani bir falan. Şey yapıp. Bunu doğamam bile. Niye doğamazsın ya? Yani gerçekleşmesi çok zor bir istek. Ya yeni doğmak biliyorsun, şey. Hani, hayal ettiğim bir şey dünyanın ya. Öbür ucuna orada doğsaydım diye bir şey yok. Türkiye'de tekrar doğmak var mı sende şu an? Var tabii.